Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçinin izleri ortaya çıktı. Sedat Peker'in iddialarının ardından Soylu gündeme getirmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Sedat Peker'in iddiaları sonrası gündeme getirdiği mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi hakkında bomba gibi bir bilgiyi gazeteci yazar Fatih Ergin açıkladı. Yeni Çağ TV'deki 25. Saat programında Türkiye'nin gündemini sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Kübra Çelebi'ye açıklamalarda bulunan gazeteci yazar Fatih Ergin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi var iddiası ile çok çarpıcı bilgiler aktardı. Sedat Peker'in büyük yankı uyandıran iddiaları gündeme getirdiği dönemde, Süleyman Soylu'nun görevden alınacağı yönünde saray çevrelerinde bir kanaat oluştuğunu belirten Ergin, bunun üzerine de Soylu, mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi var diyor. Ve ardından bıçak keser gibi Soylu hakkındaki iklim değişiyor dedi. Ergin sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bir, ben o siyasetçinin izine ulaştım ve o izler Soylu'nun neden mafyadan para alan bir isim üzerinden aba altından sopa gösterdiğini de bize anlatıyor. Birincisi bu siyasetçi AKP eski milletvekili. İkincisi mafyadan ya da başka biriden değil aylık 10 bin dolar, 100 bin dolar dahi almaya ihtiyacı olmayacak derecede maddi olarak iyi bir durumda. Fabrikaları olan birisi." Ergin sözlerinin devamında ise, Sayın Soylu 10 bin dolar alan siyasetçiyi, kendisine siyasi sigorta olsun diye açıklayamıyor ama memleketin sigortasını attıracak Suriyelileri, Afganları sahipleniyor şeklinde konuştu.